Merhaba. Benim ben korona. Ve ben bir virüsüm. Şu anda yapılacak çok şey var. İnsanların hasta olması için tüm dünyaya yayılmam gerekiyor. Bu en iyi insanlar birbirine çok yakın olduğunda işe yarar. Ve birbirlerini öksürürlerse daha da iyi olur. O zaman gerçekten iyiyim ve çok hızlı çoğalabilirim. Ama aptalca şey, insanlar var olduğumu ve onların nasıl hasta edebileceğimi bilmeleri. Şimdi herkes yolumdan çekildi. Kreşler kapalı. Kimse okula gitmiyor. Sinemaya da gitmiyor. Tabii ki bu benim için çok aptalca. Birisi geliyor. Bir şeyler duydum. Şimdi görünmemek için saklanmayı tercih ederim. Ormanda çok soyguncular var. Artık çok uzak değilim. Büyük anneme gidiyorum. Umarım büyük annem sağlıklıdır. Buradaki sepet çok ağır. Büyük annem için çok şey aldım. Evde kalmalı. Böylece enfekte olmaz. Evet. Bir şey duydum. Kim geliyor? Merhaba Kasper. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? oh, sensin bayağı endişe. Büyük annemi görmek istiyorum. Şimdi evde kalmalı. Böylece virüs ona bulaşmaz. Ama söyle bana şimdi ne yapacaksın? Ben çabuk alışverişe gitmem gerekiyor. Korkarım geriye bir şey kalmaz. Kasper Biliyorsun herkes çok çılgın ve tüm süpermarketleri boşaltıyorlar. Evet, böyle devam ederse bir süpermarket değil, bir sürpriz market olacak. Ben de anlamıyorum. İnsanlar çok miktarda tuvalet kağıdı alıyorlar. İnsanlar bu kadar tuvalet kağıdıyla ne yapıyor? Belki de üzerine şakalar yazıyorlar ve birçok makarna da alıyorlar. Herkes için yeterli var zaten. Ama eğer her şeyi alıp daha sonra her şeyi atmak zorunda kalırlarsa, çünkü yemeklerin tarihi biter. Bu da aptalca bence. Bu yüzden büyük anne için sadece en önemli şeyleri aldım. Ve özellikle sabun. Çok önemli. Başka bir şeye ihtiyacı yok sabun sabun ne için? Ellerimizi çok yıkamanız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü garip korona sabunu sevmiyormuş. Bu nedenle eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız. Bu virüsü temizlemenin en iyi bir yoludur. İyi ki de söyledin henüz duymamıştım bunu. Sonra ben de sabun almaya gideceğim. Bakalım insanlar süpermarkette neler bıraktı. Evet evet ama çok fazla alma. Duyuyor musun? Diğerleri için bir şeyler bırakmalısın. Elbette. Beni tanıyorsun hep başkalarını düşünüyorum mesela seni umarım her şeyi satın almamışlardır evet ve ben büyük anneye gideceğim haha ha, her şeyi duydum bence büyük anne benim için doğru kişi olur ona gidip Gerçek bir öksürük vereceğim. Haha, ha, Belki çok yüksek bir ateşi olacaktır. Ve eğer biri ona sonra öksürürse enfekte olur herkes. Bir şeyler duydum. Ağacın arkasında biri var. Belki ben de öksürebilirim. Ben tekrar saklanmalıyım. Böylece beni kimse göremez. Ha, Kasper'i gördüm. Onun yanında harika şeyler vardır. Oradan bir şeyler alacağım. İyi kullanabilirim onu. Nasıl yaptığımı görelim. Büyük annesine gitmek istediğini duydum. Yavaşça arkasına geçip sepeti ondan uzaklaştırmalıyım. Eşyaları kesinlikle kullanabilirim. Ho ho ho. Ha ha ha. Bu çok harika oldu. Çok güzel şeyler duydum soyguncu şimdi Kasper ile meşgulse o zaman huzur içinde büyük anneye bakabilirim. Büyük anneye gideceğim ve ona şiddetle öksüreceğim. Ha ha ha. Sanırım buraya geliyor. Burada çalının arkasında saklanayım bari. Vay be, sepet gerçekten ağır. Ama artık fazla bir şeyim yok. Bir an orada olacağım. Biraz dinleneyim ve biraz oturayım bari. Durun! Burası benim bölgem. Burada ne yapıyorsunuz? Ve sepetinize ne var? Merhaba soyguncu. Bunlar büyük annem için. Bir şeyler aldım. Şimdi evde kalmalı. Böylece bu garip virüsü yakalanamaz. Bu sepettekilerde ihtiyacı var. Umrunda değil. Şimdi bir şeyler çıkarıyorsunuz ve bana veriyorsun. Aksi takdirde şimşek gibi sesler çıkartırım. Ne diyorsun? Kutuda mı yaşıyorsun? Söyle bana, beni kızdırmak mı istiyorsun? Şimdi bana bir şeyler ver. Hiçbir şey vermiyorum. Çok istiyorsan kendin al seni yaşlı eşek. Utanmaz, terbiyesiz. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Bu çok terbiyesizce. O, 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 o. Oldukça hızlı bir soyguncu bu. O. Dur kaçma. Yardım, yardım. Geri dönecek. Böyle bir saçmalık. Kasper benim için çok hızlı. Artık bir şeyler alabileceğimi sanmıyorum o oh, çabukça bir şey bulmalıyım. Soyguncu birbirine çok yaklaşmaman gerektiğini duymadın mı? Nereden çıkardın şimdi bunu? Hiçbir şey bilmiyor musun? Her çocuk birbirimize çok yaklaşmamamız gerektiğini bilir. Aksi halde enfekte olacağız. Yoksa öksürük ve yüksek ateş almak ister misiniz? Hayır. Ne olmuş yani? Hiçbirimiz bu garip virüsün içimizde olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden hep birbirimize olan mesafemizi kurulamalıyız. Gerçekten mi? Öf be. Yine çok şanslıyım. Seni yakalamadığım için. Söylediklerin ger gerçekten doğru mu? Tabii ki de. Ve yırtıcı hayvanın mağarasına çıksan iyi olur. Evet ben de öyle düşünüyorum. Kaspar. Her şey bittiğinde yani korona ve benzeri o zaman tekrar gerçek bir soyguncu olacağım. Evet evet defol git. Beni rahat bırak şimdi. Tamam tamam Kaspar. Görüşmek üzere. Biz de ona gösterdik. Şimdi yoluma devam. Büyük anneme gideceğim. Umarım Kasper yakında gelecek. Şimdi çok güzel ve sıcak hava var dışarıda. Ve ben burada odamda çömelmek zorunda kaldım. Uzun süredir can sıkısından elli çift çorap ördüm. En azından Kasper tiyatarda telefonumuz var. Kasper beni aradı ve benim için alışverişe gideceğini söyledi. Ve dışarı çıkmamam gerektiğini de. Ama kimsenin içeriye girmesine izin vermemeliyim. Evet. <laughs> Kasper sen misin? Kimsenin içeri girmesine izin vermeyeceğim. Böyle bir saçmalık. Şimdi büyük anneye muhtemelen başkalarından uzak durmasını biliyordur. Kesinlikle birine ihtiyacım var. Aksi halde benimle bitti. Yakında birine bulaşamazsam uzun süre hayatta kalamam. Tekrar saklanacağım. Şimdi büyük anne var. Şimdi büyük anneye yetiştim. Merhaba büyük anne. Ben sevgili Kasper. Şanslıyım. Kapıda biraz önce biri vardı. Ama ben açmadım. Evet, iyi yaptın büyük anne. Çünkü biliyorsun, şu anda kimseyle bir araya gelmezseniz en iyisi. Böylece gerçekten korunuyor ve hastalanmıyorsun. Ve benim için alışveriş yaptın mı? Evet büyük anne. Ama en iyisi kapının önüne koymak. Çünkü biliyorsun sana gelemem. Zaten enfekte olup olmadığımı bilmiyorum. Kapının önüne bırakıyorum. Kapının önüne koy. Sonra alırım ben. Dikkatli ol. Duyuyor musun beni? Evet büyük annem. Dikkat ederim kendime. Sağlıcakla kal. Bu davranışın çok hoş. Çocuklar Umarım siz de sağlıklısınız. Ve eğer değilseniz bile yine çok hızlı sağlıklı olacaksınız. Unutmayın, dışarıdayken mesafenizi koruyun. Başkalarına çok yaklaşmayın. Ellerinizi yıkamadan yüzünüze dokunmayın. Ben de şimdi elimi yıkamaya gidiyorum. Hoşça kalın. Bye bye.